Herkese merhaba. Şu anda Audi Q5 aracının içerisindeyiz. Makyajlı kasa, facelift, 2013 model bir araç. Daha önce herkesin bildiği, burada joystick olmayan konsert ünite vardı. Şu anda MMI 3G Plus, gördüğünüz gibi Audi Multimedia yazan MMI 3G Plus cihazımız var. 2 adet SD kart girişi, dahili hard diski, tüm ayarları Türkçe. Şimdi hemen gösterelim. Mesela araç ayarlarına dönelim. Kar tuşuna basıyorum. Burada tabii önce bizi Drive Select karşılıyor. Audi Drive Select de kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi tüm ayarlarım Türkçe ve işlevsel. Bunun yanında tabii ki Türkçeden gösterge panelim de faydalandı. MMI'yi kurduktan sonra gösterge panelimi de Türkçe'ye dönüştürüyorum. Bunun yanında voice kontrolüm var. Bu Audi'nin voice kontrolü. Biraz sonra bir sürprizim olacak size. Şu an Audi'nin voice kontrollerini test edelim. Media. Media. SD kartı. SD kartı. SD kartta videolarım var. Direkt videolarımı açtım. Buradaki menüde de video listemi görebilirim. Gibi. Bu MMI cihazımın özelliği. Seyir halinde de izleyebiliyorum. Cihazıma tabii navigasyonum da var. Türkiye navigasyonumuz kurulu ve çalışıyor. Bir tane rastgele bir şey açalım mesela. Kim bilir? En yakın petrol istasyonu dedim. MMI'nin şöyle bir özelliği var. Aracınızdaki yakıt azaldığında sola sapınız. Hemen arkasından sağa sapınız. Aracın orijinal sistemi olduğu için yakıt azaldığında sizi en yakın yakıt istasyonuna yönlendirmek için de uyarıyor. Bu arada MMI bu özelliğe de sahip. Tabi Audi Drive Select'imiz de var demiştik. Şöyle gösterelim. Gösterge panelimizde de seçtiğimiz moda göre belirleniyor. Bunun yanında biz bu cihaza bir güzellik daha yaptık. Şu kablo bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Bunun altına bir şık bir USB girişi koyduk. Bu biliyorsunuz boş, bozuk para birimi. Buraya küçük bir USB birimi koyduk ve şu an telefonum USB'den bağlı. Diyeceksiniz ki MMI'ye USB bağlanınca sadece telefonu şarj ediyor. Başka hiçbir özelliği yok. Biz buna bir de CarPlay ekledik. Beyefendi, araç sahibi beyefendi oldukça zevk sahibi insandı. CarPlay de olsun dedi. CarPlay'e nasıl geçiyorum? Şu navigasyon tuşuna basılı tutuyorum. Bakın şu an CarPlay'deyim. Şu anda tamamen Siri'nin kontrolünde olan CarPlay moduna geçtim. CarPlay modunda da istediğim gibi online müzikleri dinleyebiliyorum. Online haritaları kullanabiliyorum. WhatsApp'tan bir konum geldi size. Direkt tıklayın anında burada. Aynı zamanda ekran yansıtma özelliğim de var. Apple AirPlay özelliğim de var. Yani telefonumdaki bütün video klipleri vesaireyi burada oynatabiliyorum. Tabii Siri ile konuşmak istiyorsam da bu tuşa uzun basıyorum. Uzun bastığım zaman Siri ile konuşuyorum. Kısa bastığım zaman Audi'nin kendi voice kontrolüyle konuşuyorum. Evet, çok işlevsel bir hale geldi. Tekrar Now tuşuna basılı tuttuğumda aracın kendi menüsüne geçebiliyorum. Tabii şık bir joystick'im var. Bu şekilde bir sonraki parçaya atlayabiliyorum. Şurada navigasyon tarafında gösterelim. Şurası gördüğünüz gibi joystick. Buradan da istersen konumu seçip üstüne tıklayıp direkt haritada hedef özelliğini kullanabiliyorum. Cihaza her şeyin yanında bir de orijinal geri görüş kamerası taktık. 180 derece açıya sahip. Ve direksiyon açılarıyla da gördüğünüz gibi direksiyon açılarıyla da duyarlı. Yine grafik park asistanımız da devrede olmak kaydıyla bir geri görüş kamera sistemi bağladık. Bu tamamen Audi'nin orijinal geri görüş kamerası. Hemen size göstereyim bagajdan. Evet. Gördüğünüz gibi Audi'nin orijinal geri görüş kamerası. Bir kısmınız bunu merak edecek. Neden burası boş diye. Maalesef araca daha önce aftermarket bir ünite bağlanmış ve buraya plakalanması için
plaka lambasına takılan Çin menşeili bir geri görüş takılmış. Ama Audi'mizin orijinal geri görüş kamerası burada oluyor. Hatta diğer sistemi de size göstereyim. Çok kötü. Şuraya koyduk. Evet, bunları bu arabaya bağlamışlar efendim. Gördünüz bunları. Bakın. Şu kablo yığınına bakın. Rezalet. Ve bu da eski geri görüş kamerası. Bakın. Marka reklamı şey yapmayalım ama şuradan devam edelim. Şu kocaman monitör verebilirsiniz. Şurada kocaman bir monitör. Arabanın tüm görselliğini bozan. Ama bazıların nedense hoşuna gitti. Çünkü uygun ya fiyatı. Bu kalitesiz kablo yığınını gördüğünüz gibi bu arabaya bağlamışlar. Ve biz bu arabayı hayata çevirdik. Şu anda buradaki kameramız da orijinal ve LG kamera olarak değiştirildi. Buradaki plaka ışığı araç sahibi beyefendinin elindeymiş. Onu geçici olarak boş bıraktık, yerine takacağız. Ve orijinal plaka ışıklarımız bu şekilde kalacak. Geri görüş kameramız da tamamen LG kamerayla, fabrikasyon orijinal Audi geri görüş kamerasıyla değiştirildi. Evet, araç sahibine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Güzel günlerde kullansın. Tamamen 2015-2016 altyapısına sahip bir aracı oldu. Güzel günlerde kullanması dileğiyle diyelim. Teşekkürler.